Evet arkadaşlar, beta HCG bu testi genellikle gebelik bekleyenler ya da tam tersi gebelik beklemeyenler istiyor. Sonuç çıkıyor. Sonuç beklediğim gibi mi diye sorular soruyorsunuz. Bakalım beta HCG seviyeniz ne olmalı? Daha doğrusu gebe misiniz ya da gebe değil misiniz ya da beta HCG seviyeniz yüksek çıktı. Gebelik harici başka durumlarda yükseliyor mu? Bu sorunun yanıtını size kısaca vereyim. Fazla uzatmadan başlayalım. HCG değeri kaç olmalı diye sorular var arkadaşlar. Bu hormon tabii kişiden kişiye göre değişir. Şimdi siz gebelik bekliyorsanız farklı ya da erkekseniz farklı. Aslında bu hormon özellikle gebelikte rol oynadığı için gebeler tarafından merak edilen bir test ama erkeklerde de bazı durumlarda yükseliyor. Şimdi size gebeler için konuşuyoruz. Gebelerde HCG değeri İlk başlarda kaç olmalı ya da işte kaç olursa gebelik olur ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar HCG biliyorsunuz gebeliğin devamı için gerekli bir hormon. Bunun oluşması için bir süre lazım. İşte döllenmeden yaklaşık 11 gün sonra bu kanda artık beliriyor ve gebeliğin ilk 3 ayında 2 günde bir, 3 günde bir yaklaşık 2 katına çıkıyor değerleri. Dolayısıyla şimdi gebe kaldım mı kalmadım mı diye düşünen kadınlar için söyleyeyim. HCG değeri arkadaşlar 5'in altında ise muhtemelen gebelik yoktur. 25 ve üzeri çıkarsa gebelik başlamıştır diyebiliriz. 5 ile 25 arası ise buna ne diyoruz? Gri bölge diyoruz. Bunda da muhtemelen gebelik başlamıştır ama 2-3 gün 4 gün sonra testi tekrarlamanız uygun olur. Çünkü artışı görmek lazım. Ama ben kesin gebeyim demek istiyorsanız tabii doktorunuz size ultrasonda gebelik kesesini görecektir. Bu da yaklaşık HCG değeriniz böyle 1500-2000'e geldiği zaman olur. Ama 25 ve üzeri olduğu zaman artık gebelik başlamıştır diyebiliriz. HCG böyle arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.